Jim Bomb'dan Leo Dubois bombası. Galatasaray aradığı sağ beki Fransa'da buldu. Sarı kırmızılar Lyon'da top koşturan Dubois için anlaşmaya vardı. Aslan yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılar için Leo Dubois ismi gündemde. Yönetim Dubois için kulübü Lyon ile anlaşmaya vardı. Galatasaray bu transfer için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Oyuncu tarafıyla da büyük ölçüde anlaşan yönetim son detaylar üzerinde görüşme halinde. 2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı altyapılarda 3 sezon geçiren Dubois, Temmuz 2018'de Olympique Lyon'a transfer oldu. 1.78 boyundaki sağ bek Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11'de çıktı. 6 gol ve 25 asistlik katkı sağladı. Fransa milli takımıyla da 13 kez görev yapan 27 yaşındaki Dubois'un piyasa değeri ise tam 10 milyon euro olarak belirtiliyor. Sol bekte de oynayabilen yıldız oyuncunun Lyon ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor. Galatasaray Diawara için vites yükseltti. Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray orta saha oyuncusu arayışlarına devam ediyor. Sarı Kırmızılar 2019 yılında Roma'ya transfer olan Amadou Diawara'yı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Orta sahaya takviye için listedeki isimlerden biri olan Amadou Diawara kulübü Roma tarafından kampa götürülmedi. İtalyan ekibinin Portekiz'de yapacağı kampın kadrosuna teknik direktör Jose Mourinho yineli orta sahayı dahil etmezken başkent ekibinin bu oyuncudan 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. 2019'da Napoli'den 21 milyon euro bedelle alınan 24 yaşındaki futbolcunun başka talipleri de bulunuyor. Galatasaray cephesi ise geçtiğimiz sezondan bu yana gündemde olan 24 yaşındaki oyuncunun işini bu kez bitirmek istiyor. Amadou Diawara Serie A'da çıktığı 127 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten golcü transferinde ters köşe. Jim Bomb'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sarı Kırmızılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Buruk, hazırlık maçlarının ardından transfer sinyali verdi ve yaptığı açıklamada "Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. Yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen yönetim transferde gaza basma kararı aldı. Transfer görüşmelerini Cenk Ergün yürütürken son kararı ise Başkan Dursun Özbek veriyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da forvet arayışları devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan Aslan, golcü transferinde bombayı patlatmak üzere. Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu isimlerin gizli yürüttüğü transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Jim Bomb Kamerunlu golcüyü Türkiye'ye yeniden dönmesi için ikna etmeyi başardı. Forvet transferinde birçok isimle görüştüğü iddia edilen Galatasaray'ın hedef şaşırttığı ve transferin ilk gününden bu yana Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katma peşinde olduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan takımlarından El Nasr'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun El Nasr'da yüksek bir ücret kazanmasına rağmen mutsuz olduğu belirtildi. Aslan Aboubakar'a yıllık 3 milyon euro seviyelerinde bir ücret teklif etmeyi planlıyor. Vincent Aboubakar El Nasr formasıyla çıktığı 27 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağladı. Ancak taraftarlar sosyal medyada yapılan yorumlara göre bu transfer konusunda huzursuz. Haris Seferovic Galatasaraylı oluyor. Forvet arayışları doğrultusunda listenin bir numarasına Haris Seferovic'i koyan Galatasaray operasyonu tamamlamak üzere harekete geçiyor. 30 yaşındaki santrforla büyük ölçüde anlaşan Sarı Kırmızılar bu hafta Benfica ile masaya oturarak işi bitirmeye çalışacak. Galatasaray'da golcü harekatı hız kazandı. Sarı Kırmızıların forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Haris Seferovic için bu hafta Portekiz'e çıkarma yapılacak. Menajeri vasıtasıyla büyük ölçüde anlaşma sağlanan İsviçreli santrforun satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması hedefleniyor. Daha önce Benfica ile görüşen Galatasaray yönetimi Portekiz kulübünden gelen yeşil ışık üzerine yeniden harekete geçiyor. Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur'un birkaç gün içinde Portekiz'e giderek Seferovic'i önce Türkiye'ye ardından Avusturya'ya götürmeyi planladığı öğrenildi.
Galatasaray'ın hedefi tecrübeli futbolcu için toplam 3,5 milyon euro, oyuncuya da senelik 2 milyon euro ödemek. 1.86 boyundaki solak forvet Benfica'dan önce Frankfurt, Sociedad, Fiorentina, Novara, Lecce, Samax, Grasshoppers, Zürich ve Luzern gibi takımların formalarını giydi. Aynı zamanda İsviçre milli takımında da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı. Portekiz kulübüyle 2 yıllık daha mukabelesi bulunan deneyimli santrfor artık hem düzenli oynayacağı hem de şampiyonluk yarışı veren bir takımda görev yapmak istiyor. Yıldız oyuncu Portekiz liginde çıktığı 119 maçta 57 gol atıp 19'da asist yaptı. Galatasaray, Hull City'nin gündemindeki Doğukan Sinik'i istiyor. Hull City'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için Galatasaray'da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken Sarı Kırmızılılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City bir süredir Antalyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat futbolcusu Doğukan Sinik ile yakından ilgileniyordu. Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Hull City'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan için Galatasaray'da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken Sarı Kırmızılılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Transferin son dönemde hızlı takımı Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenilirken bu yeni gelişmenin ardından Antalyaspor'un nasıl bir yol izleyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Galatasaray'dan Mert Müldür için yeni teklif. Galatasaray Kulübü milli futbolcu Mert Müldür için yaptığı teklifi 6 milyon euroya çıkardı. Şimdi gözler yeniden İtalyan ekibinde. Sarı Kırmızılılar şampiyonluk istedikleri sezonda kadrosunu kuvvetlendirmek için uğraşıyor. Teknik direktör Okan Buruk takımın önemli eksikleri bulunduğunu belirterek birçok noktaya transfer istedi. Bunlardan biri de sağ bek pozisyonu. Aslında bu mevkide Omar Elabdelli ve Sasha Boey var. Buruk bu iki ismi de Galatasaray seviyesinde görmüyor. Gelecek yıllarda yabancı sayısının düşme ihtimalini de hesaplayarak bu bölgeye yerli bir takviye yapılacak. Hedefte Sassuolo forması giyen Mert Müldür var. 23 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Galatasaray transferin gerçekleşmesi için Sassuolo ile temasları sıklaştırdı. İtalyan ekibi Sassuolo milli oyuncu için 8 milyon euro istiyor. Galatasaray A milli takım formasını da taşıyan Mert Müldür için Sassuolo ile temas kurmuştu. Sarı Kırmızılar 5,5 milyon euro önerirken İtalyan temsilcisi 8 milyon euro istemişti. Bu rakamı çok bulan Cimbom'da idareciler Sassuolo'dan indirim beklediklerini iletmişlerdi.